Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere, yani Ukrayna'ya gitmek isteyenlere, aklında soru işareti bulunanlara bir rehber video hazırladım ben. Yani nasıl uçak bileti alınır, hostel rezervasyonu nasıl yapılır, ev nasıl kiralanır, trenle nasıl seyahat edilir? Şimdi adım adım ben bunları anlatacağım size. Uçak bileti nasıl alınırdan başlıyoruz. Burada farklı kombinasyonlar yaparak uçak biletini ucuzdan almanın yollarını anlattım ben size. Nasıl daha ucuz alabileceğimizi gösterdim. Çünkü arkadaşlarım bana soruyorlar. Diyorlar ki sen gitmişsin 300 liraya. Biz bakıyoruz en az 650 lira, 680 lira fiyat çıkıyor. Gidişi farklı yerden seçiyorum mesela onlar için. Daha değişik kombinasyonlar yapıyorum. Hop düşüyor 300 liraya. Nasıl yaptım bunu diyorlar. Sonrasında hostel rezervasyonu. Bu da aslında kolay bir işlem. Ama yine bilmediğimiz yerlere gittiğimiz için nasıl merkezde kalabiliriz, nasıl ucuz hostel bulabiliriz, o resimlerde gözüktüğü gibi midir falan, bunlarla ilgili bazı bilgiler vereceğim, filtrelerle ilgili bilgiler vereceğim. Sonra en önemli iki konu, bunlar gerçekten önemli ve internette bunlarla ilgili bilgi yok denecek kadar az. Öncelikle dobovo.com'dan ev kiralamak, Ukrayna'dan ev kiralamak, ekşi sözlükte başlığını bile bulamadım ben. Bu gerçekten çok önemli bir konu çünkü ev kiralamak istiyoruz ama Airbnb'de gerçekten pahalı. Booking.com'da hem kötü evler var hem de yine görece daha pahalı evler. Dobovo'ya yerel ev sahipleri evlerini koydukları için daha ucuza geliyor. Burada size nasıl ev rezervasyonunuzu yaptıracağınızı göstereceğim. Sonraki adımımız da tren yolculuğu. Şehirler arası tren yolculuğu Ukrayna'da. Ben bu yolculuğumu gerçekleştirdim tabii. Bu videonun şu anki kısmını döndüğüm zaman çekiyorum. Şu an çekiyorum Eylül ayında. Gerçekten hostel konusunda hiçbir sıkıntı çekmedim. Muhteşemdi. Uçak zaten Pegasus'la gitti geldim. Hiçbir sıkıntı geçmedi. Neredeyse gecikme bile olmadı yani uçağın kalkış saatinde. Ev konusunda evimiz muhteşemdi. Hala böyle fotoğraflarına bakıp iç geçiriyoruz. Ev sahibimiz muhteşemdi. Natasha. Sonra tren yolculuğu. Yine dediğim gibi tren yolculuğunu da anlatacağım size. Özellikle o alt kısımdan alın diye belirtmiştim. Onu kesinlikle atlamayın. Alt kısımdan alın biletinizi. Gerçekten yani o tren yolculuğundaki uykum benim. Hayatımda uyuduğum belki en huzurlu en güzel uykuydu. Yani o tren sesinde böyle hafif sallana sallana gitmek böyle sanki beşikte uyuyormuşsun gibi. Bu yaşta sizi beşiğe koymuş da uyutuyorlarmış gibi. Sizle paylaşabileceğim tüm bilgileri paylaştım. Yine de aklınızda soru işareti varsa bunları benimle paylaşın. Ben de yardımcı olabildiğim kadar yardımcı olayım. Yardımı dokunacak kişilere yardımı dokunsun benim için yeter. Çünkü ben de çok bilgi aradım. İşte nasıl gidilir, ne yapılır, nereye gidilir, orasının burasından farkı nedir, Odessa mı, Kiev mi, Lviv mi, Kharkiv'e gitmeli miyim, orada mı kalmalıyım, burada mı kalmalıyım, otelde mi kalmalıyım, 9 kişilik odada kalırsam gece bıçaklanır mıyım, hani neler neler düşünüyordum. Ama gerçekten hepsinin cevabını da ileriki videolarda bulacaksınız. Çünkü orada geçirdiğim günleri de kısa bir vloglar haline getirdim. Bunları da paylaşacağım sizlerle. Gerçekten Ukrayna seyahati muhteşemdi. Hani artık anlatmaktan sıkıldım zaten. Şimdi videomuza geçelim. Rehberimizi başlatalım. Başlat. Oynat Uğur'cum. Şimdi yolculuğumuzun ilk adımıyla başlıyoruz. Ben burada nasıl bilet alınacağını vesaire göstermeyeceğim size. Sadece fiyat konusunda ya da güzergah konusunda bazı ipuçları vermek istiyorum. Mesela ben Ankara'dan gidiyorum Eskişehir'de okuduğum için. Ankara-Kiev, Kiev-Ankara aldığımızda 400 lira olan bir bilet. Ankara-Odessa gidiş alıp Kiev'den dönüşü aldığımızda daha ucuza gelebiliyor. Ben mesela bu yolculuğumda öyle yapacağım. Önce Odessa'ya gideceğim. 3 gün kaldıktan sonra Odessa'dan trenle Kiev'e gideceğim. Daha sonra Kiev'den Ankara'ya geri döneceğim. Normalde 500 lira olan bilet bu şekilde 330 liraya gelmiş olacak. Örnek olarak sadece bir göstereyim. 9 Ekim ile 14 Ekim arasında arıyorum. Burada fiyatlar çıkıyor. Örneğin 14 Ekim'de 151 lira gidişmiş. 21 Ekim'de 157 lira dönüşmüş. 336 liraya geliyor. Yani bu şekilde buradan incelerseniz zaten fiyatları göreceksiniz. Daha sonra uçuş ayrıntıları deyip satın alma adımına da geçebilirsiniz. Ben Pegasus'u öneriyorum yolculuk konusunda. Yani Türk Hava Yolları'yla arattığınız zaman zaten göreceksiniz. Aynı tarihler 1000 liraya, 1100 liraya, 900 liraya. Hani bu civarlarda geliyor. Ama Pegasus'la aldığınız sürece 300, 330, en fazla 400 liraya, yani bir ay önceden olmak şartıyla tabii alabiliyorsunuz. Öyle 6 ay önceden, 5 ay önceden bilet almaya da gerek yok bence. Yani çok fark eden bir şey olmuyor. Genelde zaten kampanyalı oluyor. Ben minimum bir ay önceden biletimi almayı tercih ediyorum. Şimdi diğer adıma geçelim. Evet, şimdi seyahatimizin ikinci adımına geçiyoruz.
Tabii ki de gideceğimiz yerde bir hostel ya da otel ayarlamamız lazım. Ben genelde hostelleri tercih ediyorum. Zaten Ukrayna'daki hosteller genelde ucuz ve neredeyse otel kalitesinde oluyor. Örneğin Odessa şehrini seçiyorum. Bir gecelik fiyatları göstermek için bir bakalım. 14 Ekim 15 Ekim arası. 2 kişilik bakıyorum bu arada. Şimdi burada benim size asıl göstermek istediğim şey nasıl rezervasyon yapılır falan değil. Bu zaten çok kolay. Yani kalacağınız hosteli burada seçtikten sonra rezervasyon aşaması çok kolay. Ben burada size bazı filtrelerden bahsetmek istiyorum. İlk girdiğimizde 0-200 TL arasını seçelim. Ki buradaki gereksiz fiyat aralığındaki hostelleri, otelleri bize göstermesin. Daha sonra kalacağımız hostelin konumu hakkında bir bilgimiz olmadığı için, yani neresi şehir merkezinde, neresi şehir dışında kaldığını bilmediğimiz için burada konukların favori bölgesi seçeneği var. Bunu seçiyoruz ki daha önceden kalan konuklar genelde hangi bölgelerde kalmayı tercih etmişler. O bölgedeki hostelleri ve otelleri gösteriyor bize. Daha sonra üçüncü filtre olarak ben genelde çok iyi 8 artıyı seçiyorum. Bu da şu anlama geliyor. Daha önce kalan konukların o hostel verdiği puanların ortalamasını gösteriyor bize. Örneğin Centro Hostel 9,3 puan almış 10 üzerinden. Fevkalade olarak geçiyor. Çok iyi. Hosteli seçerken de şuna dikkat ediyorum. Ben gitmeden önce kendime gecelik konaklama bütçesi belirliyorum. Kişi başı 40 lira. 2 kişi seçtiğimiz için 80 liralık bir hostele bakabiliriz. Örneğin Friday Hostel gecelik 78 liraymış. Giriyoruz. İlk yapacağımız şey hostelin fotoğraflarına bakmak. Buradan fotoğraflarına bakıyoruz. İnceliyoruz. Gayet güzel bir hostel gibi duruyor. Daha sonra kalmayı düşündüğümüz odayı buluyoruz. 78 liralık oda. Buradan odamızı inceliyoruz. Gayet güzel bir oda. Tamamdır. Şimdi diğer adıma geçelim. Hostelimizin konumuna bakalım. Hostelin konumuna bakıyoruz. Gayet merkezi bir yerde. Buradan diğer hostellere de bakabiliriz böyle. Şu şekilde. Konuma da baktıktan sonra en önemli aşama şu, konuklarımızın deneyimleri. Buraya girip daha önceden burayı tercih eden konukların yaptıkları yorumları görüyoruz. Yani bunun önemini şöyle anlatabilirim. Ben son yaptığım rezervasyonda yorumlara bakarken şunu fark ettim, birkaç gün sonra fark ettim bunu. Kalacağım odanın kapısının anahtarı bile yokmuş ve kalacağım odada sadece yatak varmış. Herhangi bir dolap, kilitli bir kasa, herhangi bir şey yokmuş. Yani siz hostelden çıktığınız zaman hostelde odanızın başına her şey gelebilir, eşyalarınız başına her şey gelebilir. Ben de bu yorumu gördükten sonra o hosteldeki rezervasyonumu iptal ettim ve başka bir hostelden rezervasyon yaptım. Buradaki yorumlara da baktıktan sonra bir sıkıntı görmüyorsak rezervasyon yapma aşamasına geçiyoruz. Onu da buradan rezervasyon yapacağım şeklinde direkt halledebiliyoruz. Örneğin ben son yaptığım rezervasyonları göstereyim size. Örneğin Centro Hostel 5-6 Eylül arasında rezervasyon yapmışım. Burada zaten bir gece kalacağım için, yani sadece gece uyumak için tercih ettim. O yüzden ucuz ve güzel bir hostel olmasını istedim. 2 kişi 37 lira. Çok uygun bir fiyat. Burada tabii 8 kişilik odada kalacağım ama dediğim gibi sadece uyumak için olacağı için herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Kiev'de 10 Eylül ile 13 Eylül arası kalacağım. Burası ayrı bir oda, balkonlu. Gayet güzel. 4 kişilik bir oda ama 2 kişi kalacağım. 279 liraya geliyor. 3 gecelik fiyatı. Booking.com'da bu şekilde, dediğim gibi bu filtreler çok önemli. Filtreler çünkü işinizi çok kolaylaştırıyor. Şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. Nasıl ev kiralarız? Şimdi seyahatimizin 3. adımına geçelim. Ukrayna'da ev kiralamak. Ben genellikle Dobovo.com'u tercih ediyorum. Booking'den ya da Airbnb'den de ayarlayabilirsiniz ama bunlar daha masraflı oluyorlar. Dobovo'da yerel ev sahipleri evlerini kiraladıkları için daha ucuza denk geliyor. Sitemize girelim. Buradan gideceğimiz şehri seçiyoruz. Yine örneğin Odessa. Check-in tarihimizi seçiyoruz. Yine Ekim 14'e bakalım. Burada genellikle bir gecelik ev kiralamıyorlar. En az 2-3 gece olmasını tercih ediyorlar. O yüzden 14'ü ile 18 arasını seçelim. Buradan yine konuk sayısını seçelim. Daha sonra burada evleri ve fiyatlarını görebiliriz. Grivna şeklinde görüyoruz. Buradan dili değiştirip Türkçe de yapabiliriz. Fiyatı değiştirip dolar ya da euro olarak da görebiliriz. Türk lirası yok maalesef. Daha sonra yine bu belirlediğimiz bütçeye göre buradan evlere bakıyoruz. Eğer çift olarak gideceksek
Örneğin biz iki çift olarak gideceğimiz için bu tatilimize iki yatak odalı bir ev arıyoruz. Buradan seçtim. Yine dediğim gibi burada zaten Odessa şehir merkezi bu taraflar. Buradan harita üzerinden fiyatları görüyoruz. Örneğin 693 grivnaymış. Bu eve bakabiliriz. Ya da 1209 grivnaymış. Yani 1209 grivna mesela benim bütçeme uyuyor. Ben bu evi ayarlayabilirim. Burada ev gözüküyor zaten. Yine fotoğraflarına bakıyorum. Gayet güzel bir ev. Bu zaten benim rezervasyonunu yaptığım evmiş. Daha sonra buradan evin fotoğraflarına bakıyoruz, şartlara bakıyoruz. Burada şeyler gözüküyor. Bunlar normal yatak olarak geçiyor, bildiğimiz yatak. Bu çevresinde çizgi olanlar 2 kişilik kanepe, yatak olabilen kanepe olarak geçiyor. Yani burada isterseniz 6 kişi konaklayabilirsiniz, isterseniz 4 kişi, isterseniz 2 kişi. Evin harita üzerinden fotoğrafını yine bu şekilde görebiliyorsunuz buradan. Daha sonra buradaki takvimden evin hangi tarihler arasında dolu, hangi tarihler arasında boş olduğunu görüyoruz. Yine yorumları görüyoruz buradan. Bir Ukraynalı aile yorum yapmış. Yok, Litvanyalı. Daha sonra tarihleri seçtik. Şimdi rezervasyon diyoruz. Burada direkt booking.com'daki gibi rezervasyon yapamıyoruz maalesef. Burada öncelikle ev sahibine bir istek yolluyoruz, rezervasyon isteği. Rezervasyon isteğini yaptıktan sonra bir yorum seçeneği de geliyor. Orada yorum yerine kaç kişi gideceksiniz, ne kadar kalacaksınız, ne yapmayı planlıyorsunuz gibi bir şeyleri yazabilirsiniz. Ben örneğin 4 arkadaş geleceğiz diye belirtmiştim. Daha sonra onay geldiğinde size mail olarak geliyor zaten. Sonra ödeme aşaması var. Burada şöyle bir işleyiş var. İlk gecenin ödemesini direkt burada yapmanız gerekiyor. Daha sonra kalan ücreti de gittiğinizde vermeniz gerekiyor. Ödeme seçeneğini seçiyorsunuz. Daha sonra dediğim gibi ödemenizi yapıyorsunuz ilk gecenin ödemesini. Sonra ev sahibiyle mesajlaşıyorsunuz. Anahtarı nereden alabilirim? Saat kaçta gelebilirim? Gibi sorular sorabiliyorsunuz. Sonra gittiğinizde zaten size büyük ihtimal evin önünde bekliyor olacaktır saat 12 gibi. Size anahtarı teslim eder. Evinize girmiş olursunuz. Bu aşamada böyleydi. Dediğim gibi dobovo.com'u çok öneririm. Diğerlerine göre daha ucuz ve evler de daha geniş ve güzel oluyor. Üçüncü aşamamız da böyleydi. Şimdi dördüncü aşamaya geçelim. Evet, şimdi geldik dördüncü aşamaya. Ukrayna'da nasıl tren bileti alabilirim? Şehirler arası nasıl seyahat edebilirim trende? Tabii Ukrayna'da tren yolculukları konforlu oluyor otobüs ve benzeri taşıtlara göre. Şimdi öncelikle bu adrese giriyoruz. Booking.uz.gov.ua. Değişik bir adresi var. İngilizce desteği var, Türkçe desteği yok maalesef. Burada şehri seçiyoruz. Örneğin ben önce Odessa'ya gideceğim. Odessa'dan Kiev'e geçeceğim. Kiev'den dönüşümü yapacağım. Kiev'de 3 gün kaldıktan sonra. Tarihi seçiyoruz. Yine örnek olarak 14 Ekim'i seçelim. Sonra search for train diyoruz. Trenleri bize gösteriyor buradan. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yataklı odalar var. Normal oturabileceğimiz şekilde klasik bildiğimiz trenler var. Bir de first class'lar var. Tabii first class dediğim gibi yine ekonomik bir seyahate uymuyor. Oturarak da bu seyahati yapmak istemiyoruz. Genelde şu şekilde oluyor. O gece hostele para vermek yerine geceyi trende geçirip sabah normal bir şekilde seyahatimize devam etmemiz gerekiyor. Örnek olarak bu trene bakalım. 10:25 geçe, akşam 10:25 geçe yola çıkıyor. Sabah 7:10 geçe Kiev'e varıyor. 8 saat 45 dakika sürüyormuş. Burada birinci sınıf, ikinci sınıf. Benim tren biletim ikinci sınıftaydı. Choose diyoruz. Şimdi burada odalar şeklinde, 4 kişilik odalar şeklinde. Şurası örneğin bir oda. Burası bir oda olarak geçiyor. Ben size şunu öneririm. Alt taraftakileri seçin. Yani şu demek oluyor, ranzaların altındaki koltuklar. Ne yani arkadaşınızla gideceksiniz mesela, alt sol tarafta siz, sağ tarafta da arkadaşınız olabilir. Yani üst taraftan almanızı önermiyorum çünkü lavaboya gitmeniz gerekecek, yukarıdan inmeniz gerekiyor. Ya da bir şey alacaksınız, yine aşağı inmeniz gerekecek. Alt tarafı tercih ederseniz uzanıp pencereden dışarıyı izleyerek seyahatinizi edebilirsiniz. Burada full çocuk, öğrenci. Bunlar zaten Ukrayna'da geçmeyeceği için full seçiyoruz.
İsmimizi yazıyoruz. Burada fiyatı görüyoruz. Kişi başı 455 grivnaymış. Bu da yanlış olmasın ama 60 lira ya da 65 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Burada yatak örtüsü seçili, çay seçili. İki tane daha çay ekstradan ekleyebiliriz bu şekilde. Fiyat da ona göre artacak. İsmimizi yazıyoruz. Daha sonra ödeme aşamasına geçiyoruz. Örnek olarak ben bunu göstermek istiyorum. Bu birazcık daha karışık çünkü. Sepete ekle diyoruz. Tabii burada neyi kabul etmedi? İngilizce karakter olduğu için, Türkçe karakter olduğu için bunu kabul etmedi. Bunu S yapalım. Daha sonra bize yine bilgilerimizi gösteriyor, fiyatı gösteriyor. 15 dakikalık bir rezervasyon süremiz var. Daha sonra ödemeye geçiyoruz. Pay diyoruz. Mail adresimizi giriyoruz. Buradan tabii bunu işaretlememiz lazım. Ödeme aşamasına ulaştık. Buraya klasik alışveriş yapar gibi kart numaramızı giriyoruz, bilgilerimizi giriyoruz. Öde diyoruz. Daha sonrasında zaten bize bu rezervasyon bilgimiz mail adresimize de mail olarak geliyor. Şunu öneririm. Mailli çıktısını alın. Trene binerken üstünde bir barkod resmi olacak ya da barkod numarası olacak. Onu tren görevlisine gösterip bilet olarak kullanabilirsiniz. Sakın biletsiz gitmeyin çünkü öyle olduğunda almıyorlarmış. Dördüncü aşamamız da böyleydi.